Obezite hastasına kulak burun boğaz yaklaşımını konuşacağız bugün. Obezite hastasında kulak burun boğazın temel görevi hava yolunun tesisidir. Bu hastalarda vücut kitle endeksinin yüksek olmasına bağlı farenks dediğimiz boğaz bölgesinde yağ birikir ve solunum yolu genellikle bozulur. Hastalarda ilaveten burun tıkanıklığı var ise bunların düzeltilmesi gerekmektedir. Burun eğriliği, burun eti ve sinüzit gibi sorunların giderilmesi önemlidir. Obezite hastalarının önemli bir kısmında vücut kitle endeksine bağlı horlama ve bununla beraber uyku apnesi dediğimiz sorun mevcuttur. Bu sorunu obezite cerrahisi öncesinde CPAP dediğimiz pozitif hava veren ve uykuda kalp krizinden ölüm riskini minimize eden bir maske yardımıyla tedavi ediyoruz. Hastaların obezite cerrahisi sonrası vücut kitle endeksi normale döndükten sonra sorunları sürüyor ise horlama cerrahisi de uygulanmaktadır. Burada temel konu hastaların hipoksi adını verdiğimiz oksijen azlığına bağlı uykudaki kalp krizi ve ölüm ve inme dediğimiz felç riskini minimize etmektir. Bununla ilgili hava yolunun başı olan burundan sonu olan akciğere kadar olan bölgedeki tıkanıklıklar cerrahi yöntemlerle giderilmeye çalışılır. Bu esnada da giderilene kadar CPAP dediğimiz cihazla hava yolu tesis edilir.